Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende alan konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 5. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız açı ortay alan ilişkisi. Arkadaşlar öncelikle şunu bilmeliyiz. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler neydi? Birbirine eşit. Ayırtlığı yerler de birbirine eşitti. Açı ortayda kola bir dik çizilmişse diğer kola da biz bir dik çizelim. Ki üçgende alanın mantığı neydi? Tabana ait yükseklikti. İşte tabana ait yükseklik ihtiyacı olan sorularda bunu yapabiliriz. Birincisi bu. İkincisi de şu açı ortayda e, hani kollar oranı tabanlar oranı eşitti ya atıyorum bize kolları ver 4 6 koldaki olan alan, alanlar oranı eşittir diye bir şey var ama bunu bence kullanmayız niye kullanmayız e koldaki orandan dolayı tabandaki orana zaten ulaşırız e ulaştığımız zaman da tabanlar oranı alanlar oranı deriz olay biter arkadaşlar. Sonra başka bir şey var mı? Var tabii ki. Açı ortayların kesim ise eğer burası. Üçgen içindeki bir nokta. Yani işte çemberin merkezi ise tabanlarla alanlar doğru orantılıdır. Niye? Açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit değil mi? Evet hocam kollara çizilen dikmeler birbirine eşitse eğer yüksek eşit olan üçgenlerde tabanlarla alanlar doğru orantılı değil miydi? Aynen öyle. O zaman biz bunu gördüğümüz zaman tabanlarla alanlar doğru orantılı diyebiliriz. Hadi bakalım sorulara başlayalım. Tam da verdiğim örnek ilk defa görüyorum. 4'e 6 vermiştim. Kollardaki oran 4 bölü 6. 4 bölü 6 dediğimiz 2 bölü 3 müdür? Yani burası 2K iken burası 3K'dır. 2K'da kalan 2A 3K'da kalan 3A'dır. E, S1 eksi S2 yani 3A 2A'yı kaç vermiş? 6 vermiş. Buradan A kaç çıktı? 6. Alan ABC isteniliyor bizden. ABC'nin alanı 5A olduğundan dolayı A yerine 6 yazarsak cevabımız ne çıkacaktır? 30 çıkacaktır. Birinci soru böylelikle C han çıktı. Geldik ikinci soruya. Açı ortay kola dik çizilmiş. Zaten şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgen alanı neydi? Tabana ait yükseklikten çıkıyordu. Hocam iki tabanına ait yüksekliği çizeceğiz. İki tabanına ait yükseklik tepesi C noktası değil mi? Buradan çizilen yükseklik. Bunu çizdik daha sonra bu yüksekliği bulursak kolay bitti. A. Açı ortay kollar dikmeler eşit olmalı. Dolayısıyla haşı buradan 3 bulduk. Alan ADC isteniyor. İki tabanına ait yükseklik 3 olduğundan dolayı 2 çarpı 3 bölü 2'den cevabımız kaç çıktı? 3 çıktı. Evet ikinci soru akçay oldu. Geldik üçüncü soruya. Evet burası iç açı ortayların kesim noktasıysa tabanlarla alanlar doğru orantılı değil miydi arkadaşlar? İspatını da yapmıştım zaten. Eğer unutursanız ispat yöntemiyle gidersiniz zaten. Şur biraz önce söylemiştik neden olduğunu. E, 5A, 7A ve 8A'dır burası. S1 artı S2. S1 artı S2 nedir arkadaşlar? 7, 5 daha 12. Evet ya da yazalım. 7A artı 5A bölü S3 dediğimiz 8A yani 12A bölü 8A 4'e bölsen 3 4'e bölsen 2 Yani böylelikle 3 bölü 2 çıkar Evet 3. soru denizli oldu geldik 4. soruya Bak şimdi Üçgenin alanı nedir diye soruluyor Hocam 45-45 vermiş 45, burası 90 değil mi Evet açı ortaylık var burada A, Yani 45-45 olduğu için açı ortay Koldaki oran tabandaki orana eşit Yani K iken burası 2K K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A'dır Toplamda 3A alanını bulurum ben Niye? Dik kenarla dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısı yani 3 çarpı 6 bölü 2 eşit olmalı. E buradan arkadaşlar 3'ler sadeleşsin. a da 6 bölü 2'den a'yı da kaç buluruz? 6 bölü 2'den 3 buluruz. A bizden ne isteniyor? 2a isteniyor. A yerine 3 yazarsak cevabımız ne çıkacaktır? 6 çıkacaktır. E evet, 4. soruyu böylelikle ne bulduk arkadaşlar? C harf bulduk ve böylelikle 5. bölüm testinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki teste yani 6. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.